Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kıymetli bir konuğumuz ve önemli bir konumuz var. Doktor öğretim üyesi Sayın Burcu Işık konuğumuz. Biruni Üniversite Hastanesi'ndeyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanısınız. Tabii konumuz doğal olarak göz sağlığı. Herhalde başta ben olmak üzere zannediyorum çok yaygın bir rahatsızlık mı diyelim artık. Evet, neyse gözle ilgili sorunlarımız çok oluyor. O yüzden kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz işlerinizin yoğunluğundan. Ben teşekkür ederim. Trifokal evet. Trifokal mercek. Bizim de çok yakın zamanda bir arkadaşımız bu ameliyatı gerçekleştirdi. Aslında merak ettiğimiz de bir konuydu. Çok da mail geliyor bize bu konuyla ilgili, bu mercekle ilgili. Yani bunların hepsinden önce bu merceğin yani ne kadar güvenilir? Çünkü çok korku dolu konuşmalar ya da merak diyelim pek bilmediğimiz için. Bu konuya girmeden önce bu mercek güvenilir mi? Ülkemizde bunun işte takılması, o merceğin kendisi sağlıklı ve güvenilir midir? Tabii ki uygun hastaya, uygun ölçülerle takılırsa oldukça güvenilir ve hasta memnuniyeti yüksek bir yöntem. Çünkü her şeyden önce hastayı gözlük zorunluluğundan kurtarıyor. Bu aslında halk arasında daha çok akıllı mercek diye biliniyor. Akıllı mercekler, akıllı lensler gibi. Evet. Son dönemde çok popüler. Trifokal lensler uzak, orta ve yakın mesafe görüş sağlıyor. Biz de en çok aslında orta mesafeyi kullanıyoruz. Şimdi en başta teknoloji bu kadar gelişmemişken sadece monofokal lensler vardı. Yani katarakt olmuş hastalara özellikle sadece uzağı gösteren mercekler yerleştiriliyordu. Yakın için hastalar yine ayrı bir gözlük kullanmak zorunda kalıyorlardı. Orta mesafeleri de biraz bozuluyordu açıkçası, orta mesafe görüşleri. Daha sonra bifokaller çıktı. Onlar uzak ve yakın görüş sağladılar. Dediğim gibi teknoloji gelişiyor. Geliştikçe lensler gelişiyor. Artık trifokal lensler var. Uzak, orta ve yakın mesafe görüş sağlıyor. Yani trifokal mercekte herhangi bir az önce dediğiniz gibi işte hepsini gösterir ama işte başka bir rahatsızlık yapar gibi bir durum yok. Son derece güvenilir. Yakın, orta, uzak hepsinde de net bir görme sağlar. Evet, gözlükten kurtulmayı sağlar her şeyden önemlisi. Bu da hayat kalitesini çok arttırıyor. Yalnızca bazı hastalarda gece ışıklarda parlama şikayeti olabiliyor. Sanırım tek dezavantajı bu diyebiliriz. Bu kadar küçük bir doğa her hastada değildir zannediyorum. Evet, evet. Peki o zaman şöyle başlayalım. Bu kimlerde uygulanırdan ziyade hasta geldi, işte size tedavi oluyor göz bozukluğundan dolayı. Nasıl karar veriyorsunuz? Yani hangi durumlarda bu merceği öneriyorsunuz hastalarınıza? Şimdi tabii ilk hedefimiz katarakt gelişmiş hastalar. Bu özünde bir katarakt ameliyatı olduğu için trifokal merceklerin yerleştirilmesi özünde bir katarakt ameliyatı. Evet. Katarakti gelişmiş hastalar ilk hedefimiz. Ama bunun dışında 40 yaş üstünde dediğim gibi gözlük kullanmak istemeyen, yakın, orta, uzak, işte hayat içinde çok aktif, çalışan bireyler trifokal mercek taktırabilirler. Sıklıkla da takıyoruz. Ya işte bir diyelim bir gözünün daha ileri, işte bir gözü daha normal. Ya tek göze mi yapılıyor, iki göze aynı anda mı yapılıyor böyle bir... İki göze aynı anda yerleştirilemez. Yasal olarak da mümkün değil zaten. Önce tek göze uygulanıyor. O gözün iyileştiğinden emin oluyoruz. İki hafta arayla mesela en erken iki hafta diyebiliriz. Yapılabilir ama iki göze aynı anda yerleştirmesi mümkün değil. Şöyle bir önlem, bir sorun olursa iki gözü de kaybetmemek adına bir önlem zannediyorum. Evet, zaten sterilite çok önemli. Bunlar katarakt ameliyatı olduğu için steril koşullarda yapılıyor. Çok dikkatli ve özenli yapılıyor. Dolayısıyla ilk gözün iyileştiğinden emin oluyoruz. Sonra diğer göze yerleştiriyoruz. Zor bir ameliyat mıdır? Yani bu yoksa hani tecrübe gerektiren yoksa yani yok normal rutin çok korkulacak bir ameliyat değil midir? Çok korkulacak bir ameliyat değil. Zaten yaklaşık 15 dakika sürüyor. Eğer çok büyük bir sistemik hastalığı yoksa ya da mesela panik atağı yoksa lokalle yapılıyor. Lokalle demek bizim için bir damla damlatıyoruz gözü uyuşturan. Daha sonra ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ama örnek veriyorum kişinin panik atağı var. Ameliyatta duramıyor. Uyutularak aynı
işlem yapılıyor. Onda üstüne ancak bir anestezi süresi eklenebilir. Peki ameliyat öncesi bunun dışında başka dikkat edilmesi, yapılması gereken bir hazırlık oluyor mu hasta açısından? Ameliyat öncesinde biz zaten aspirin ya da başka bir kan sulandırıcı kullanıyorsa kesmesini öneriyoruz. Onun dışında çok ekstra bir hayatını değiştirecek bir şey. Zaten doktora teslim olması yeterli. Yok, peki hastanede bir kalması gerekiyor mu yoksa bitince müdahale hemen çıkıp gidebiliyor mu hastaneden? Evet, aynı gün taburcu ediyoruz. Gözü kapalı bir şekilde taburcu oluyor. Ertesi gün kontrole çağrılıyor. Hastanın gözünü açıyoruz, kontrolünü yapıyoruz. Kullanacağı damlaları anlatıyoruz, nasıl kullanması gerektiğini. Peki o bir kendini normal yaşamına dönmesi için ne kadar bir süre gerekiyor? Yoksa o bandajı çıkardıktan sonra? Bandajı çıkardıktan sonra dönebilir, evet. Tabii ki bir süre dışarı çıktığında korumasını istiyoruz. Eğer dışarı çıkarsa gözünü kapatmasını istiyoruz. Yine ev içinde açık durabilir. Yaklaşık 3-4 haftada damla kullanıyor. 3-4 haftalık böyle bir damla kullanım süreci oluyor. Aslında çok da rahat geçen bir süre anladığım kadarıyla. Evet. Peki farklı bir konuya geçelim yine mercekle ilgili. Bir yaş sınırı var mı? Yani belli bir yaştan aşağısı olamaz gibi bir ya da kimlerde uygulanamaz diyelim. Bunlar genellikle bu gözümüzün ön kısmında bir saydam yer var adı kornea. Kornea hastalıklarında, göz tansiyonu hastalığı yani glokom hastalığında. Evet. Sarı nokta hastalığı diye biliniyor yine yaşa bağlı makula dejenerasyonu. Ayrıca diyabetik hastalarda diyabetik retinopati gelişmişse yani göz arkasına hasar vermişse bu merceği genelde uygulamıyoruz. Onun dışında dediğim gibi tercih eden grup 40 yaş üstü özellikle gözlük kullanmak istemeyen, gözlükten kurtulmak isteyen insanlar. Kullanabilirler, gönül evet. rahatlığıyla kullanabilirler. Daha önce işte önceden bir çizdirme denilen bir şey vardı. Lazer tedavi diyelim. Evet. Bunun adına. Hı-hı. Daha önce bu lazer tedaviyi olmuş bir kimse akıllı mercek taktırabilir mi? Bir sakıncası olur mu? Evet, doğru ölçümlerle taktırabilir. Zaten daha önce lazer olmuş insanlar gözlükten kurtulmak istemiş insanlar oluyor ve onlar sonrasında da gözlük kullanmak istemiyorlar. Bu da çok sorulan bir soru. Lazer olmuş insanlar da tabii ki akıllı mercek taktırabilirler. Akıllı mercek taktırmış olsun ya da başka rahatsızlıklar olsun göz sağlıklarıyla ilgili hangi sıklıkla bir göz doktoruna görünmelerinde fayda var? Biz 6 ay öneriyoruz. Bütün insanların 6 ay arayla göz doktoruna muayene olması gerektiğini biliyoruz. Peki şu an aklıma geldi. Bu gözle ilgili işte hepimizin sıkıntıları oluyor. İşte yayın öncesi İşte evet. biz de bahsettik size bazı sıkıntılarımızdan. Ben işte migren, kronik migren rahatsızlığı olan biriyim. Ve gözlük taktıktan sonra gerçekten o migren atakları yani minimum seviyeye indi. Evet. Göz sağlığı bozuk olan insanların başka tetikleyen rahatsızlıklar oluyor mu gözle başlayan? Tabii ki bize konsülte de ediyorlar zaten. Nörologlar da bize gönderiyorlar ya da biz onlara danışıyoruz böyle hastaları. Mesela gözünüz bozuk ve gözlük ya da kontak lens kullanmıyorsanız bu bazı insanlarda ciddi baş ağrısı yapabiliyor. Mesela baş ağrısıyla geliyor. Nörolog şüphelenip bize gönderiyor. Bakıyoruz ki aslında astigmatı var mesela ve farkında değil. Gözlükle oldukça rahatlayabiliyorlar enteresan bir şekilde. Evet, doğru. Evet. Yani hiçbir özellikle gözlerinizde böyle bir sıkıntı varsa hemen bir uzmana görünün. Yani bir gözlük, bir lens neyse artık onun çözümü. Belki de bir damlayla normal hayatınıza dönecekken o sıkıntıyı da yaşamayın. Genelde evet. çevremde gördüğüm pek de umursamayız. En son artık o kör olana kadar doktora gitmemek için direniriz. Peki göz sağlığını korumak adına yani belki gençlikten başlayarak nelere dikkat etmek gerekir günümüzde? Bu sıralar miyopi salgını var. Miyopi salgını deniyor artık. Bu ekrana maruz kalmaktan özellikle çocuklar uzaktan eğitime de çok maruz kaldılar. Bütün tabletler, bilgisayarlar, telefonlar hepsi aynı şekilde gözü kötü etkiliyor tabii evet. ki. En çok yol açtıkları göz bozukluğu da miyopi, uzağa görememe. Ekrandan uzak olabilir. Mümkün olduğunca tabii ki o kadar çok hayatımıza girdi ki teknoloji çok mümkün değil. Eğer mecbursak işimiz gereği mesela 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakmak çok etkili bir yöntem.
Bunu kendimize hatırlatırsak gerçekten göz yorgunluğunu büyük ölçüde azaltabiliriz. 20 dakikada bir, 20 saniye uzağa bakmak. Bu göz egzersizi gibi bir şey gibi mi oluyor? Evet, öyle düşünüyorum. Var mı böyle başka bir yöntem var mı bunun gibi yapabileceğimiz? Açıkçası yok. En etkili yöntem bu ekran karşısında. En azından değil mi? Evet. Gözleri değişik bir noktaya bakmak gibi. Peki beslenme ile ilgili göz sağlığına iyi gelecek, içecek, bir yiyecek? Doğru beslenmek tabii ki bütün vücut için önemli ve sağlık için. Ama kanıtlanmış, birebir kanıtlanmış bir etkisi yok göze. Yani bu havuç mesela işte klasik ilk aklıma gelen çok iyi gelir gibi. Evet yani şöyle diyeyim, sağlıklı beslenmek tabii ki bütün vücut için iyidir. Kesinlikle önemli. Peki gözlük kullananlar, işte ben de kullanıyorum. Ama bir takıyoruz onu ve böyle bir senelerce de gidiyor. Yani bunun da bir tekrar bir kontrol, bir ölçümünü yaptırmak gerekir mi? Tabii ki, o da 6 ayda bir. Yani gözlük kullanan herkesin mutlaka 6 ayda bir yani tekrar bir ölçümünü yaptırmasını da istiyoruz. Tabii ki. Tabii ki gözlük ve kontak lens kullananlar da. Dediğim gibi, çünkü bazı değişiklikleri fark etmeyebilirler. Peki yeni nesil için, yani çocukken ebeveynler için özellikle tavsiye edeceğiniz bir şey olur mu? Yani çocuklar işte 6-7 yaşından sonra aslında hayatın içindeler bir şekilde, dediğiniz gibi telefon, tablet vesaire. Evet, vesaire. Evet. Yani nelere dikkat etmesi gerekir ailelerin çocuklar üzerinde? Sanırım çocuklarda en çok dikkat edilmesi gereken konu göz tembelliği. Çünkü belirli bir yaştan sonra tespit edilmesi bir anlam ifade etmiyor. Artık çok geç oluyor. 8-10 yaşından sonra biz onlara kapama veriyoruz. Gözlük ve kapama tedavileri veriyoruz. İşte gün içinde belli saatlerde sağlam gözü kapatıp amblyop olan, yani göz tembelliği olan gözü çalıştırmasını istiyoruz. Ve 8 yaşından önce tespit edildiğinde inanılmaz düzelmeler sağlayabiliyorlar. Ama 8-10 yaşından sonra pek böyle bir imkanları olmuyor. Ya da düzelme olsa bile 1-2 sıra belki görmeleri artıyor. Bence en önemlisi bunun tespiti. Zaten doğduktan sonra bir göz muayenesi öneriyoruz. Artık aile hekimleri de çok bilinçli o konuda, gönderiyorlar. Biz ilk muayenelerini yapıyoruz. Ama çocukların mutlaka, çocukların da 6 ayda bir muayeneye getirilmesi gerekiyor. Onlar için en önemli konu göz tembelliği. Çünkü tedavisi mümkün. Evet. Erken tespit edildiğinde, geç tespit edildiğinde değilse artık çok geç oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu da ailelere buradan bir uyarı gibi olsun. Çok önemli. Yani görmek, zaten gördüğümüz hayatı anlıyor. Evet. Gördüğümüz hayatı yaşamaya gayret ediyoruz. Görmek çok önemli. O yüzden de ailelere de burada bir görev düşüyorsa yapmalılar. Bir son olarak da şunu sorayım. Herhalde bir sağlık, göz sağlığı konusunda da ileri bir noktalara hem ülkemizde hem dünyada gelindi. Evet. Bu işte görme engellilere artık daha böyle bir çığır açacak yöntemler gelişti mi ya da gelişmekte mi? Tamamen görmesini kaybetmiş insanlardan bahsediyorsunuz sanırım. Bu kazayla da olabilir. Belki doğuştan nasıl olur bilmiyorum ama. Şöyle, sebebine bağlı tabii ki ve nereye hasarladığına bağlı olarak değişir. Bazı gelişmeler var ama şu an kanıtlanmış, direkt işte görmeyi açar, görmeyi düzeltir. Böyle bir yöntem yok henüz. Yani kalıcı görme kayıplarından bahsediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok da güzel anlattınız. Ben teşekkür ederim. Birun Üniversite Hastanesi'ndeydik. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Burcu Işık konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Biz de haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın sevgili izleyenler.